Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bet sektör tarama hard diskin şu başının belası olan bozuk kesimlerden nasıl kurtulacağız, onları nasıl düzelteceğiz, bunları anlatacağız. Videoyu zaten çok uzun tutmayacağım, hızlı bir şekilde e, direkt sorunumuza odaklanarak bu işi inşallah çözeceğiz. Ben daha önce zaten epeyce bir çözdüm, çok memnun kaldım. O yüzden size de anlatmak istiyorum. Kullanacağımız programın da HDD Regenerator. Crackli. O kısmı anladınız zaten. Seriyeli burada. Programı kurun. Zaten ileri ileri deyip kuruyorsunuz. Seriyelini girin. Mümkünse Windows güvenlik duvarından internet erişimini kısıtlayın. Çünkü kendini kontrol ediyor. Bu işi bunu iş olarak yapıyorsan zaten bu programı satın alın. Tavsiye ederim. Ama bireysel kullanıcının almasına gerek yok. Zaten hani biraz maliyet oluyor. Her neyse programı kurduk. Kurduktan sonra yani kurduğunuzu varsayıyorum. Kurduktan sonra benim bir tane mesela USB e, taşını bir hard diskim var. Bilgisayar hard diski olur, sunucu hard diski olur. E, taşınabilir hard disk olur. Hiç sıkıntı değil. Hard disk olması önemli. SSD, flash disk vesaire kısmını bu program kapsamıyor. Dediğim gibi yani onlar e, mekanik olmadığı için onlarda bir düzeltme yapamaz. Programı açın, seriyelin vesairesine girdikten sonra zaten kendini yeniden başlatacak. Çift tıklayın. Taratmak istediğiniz diske. E, şöyle siyah bir pencere gelecek. Hemen birinci seçeneği seçin. Gördüğünüz gibi Scan and Repair. Tara ve düzelt. Düz. E, nereden başlayayım abi diyor. 0. sektörden başla. Enter'lıyorum. 1. seçeneği seçtim ve enter'ladım, geçtim. Şimdi bu arkadaş başlıyor taramaya. bu programla pek çok hard diskimi ben kurtardım. Özellikle sistem yüklü disklerde de sorun varsa sistemde abuk subuk yavaşlamalar, donmalar, takılmalar, ne bileyim Abuk bu kasılmalar varsa böyle sistem cevap vermeyi kesiyorsa bayağı bir bekletiyorsa sizi. Muhtemelen bet sektör oluşmuş ya da oluşmak üzere. Hani ona doğru gidiyor. Bu programla güzelce bir tar attırabilirsiniz. Hem onarıyor, onaramasa da en azından veriyi kurtarmaya çalışıyor. Oradaki veriyi sağlam bir sektöre taşıyor. Ve orayı bozuk olarak işaretliyor. Kullandığım programlar, pek çok program kullandım. Kullandıklarımın arasında gerçekten en iyisi bence bu. Tartışmasız yani. Ee, hani Windows'da buna alternatif ne var derseniz aslında şey var. Komut satırında bunlar da aslında şey yaparız da CHK DSK mesela bununla da 5 e, sektör taraması yaptırabilirsiniz. Windows'un kendi içinde komutları zaten. Direkt Par şöyle bir şey yapacaksınız. Hani ben örnek olarak yazayım. Hazır arka planda bu arkadaş tarıyorken. Ya Windows, komut satırı kullanmak gerekiyor illaki ki. Mesela işte hangi sürücüyü ya da ilk önce dur parametrelerini girelim. Şimdi bozuk kesimler için bir kere F'yi gireceğiz. Slash F slash R. Bakın. F. Diskin üzerindeki hataları giderir. R bozuk kesimlerin konumunu bulup okunabilir bilgiyi kurtarır. F gerektir diyor zaten. Ee, X işimiz yok. Klasör döngülerin ihtiyacımız yok. B'yi de gireceğiz. Bozuk kümeleri yeniden değerlendirir diyor. O da R gerektir diyor. Bu arada büyük küçük harf farkı gerek yok. Yani Windows için konuşuyorum. Büyük küçük harf farkı yok. Büyük küçük harf farkının olduğu yer Linux işletim sistemidir. Zaten kullanan biliyordur. İşte slash f slash r slash b yapıp hangi sürücümüzdü bizim bu? E sürücümüz. Bakın. iki üçüncü sürücü şurada Windows e, bilgisayarımdan da bakabilirsiniz. Ha bu arada birimi çıkarmış oluyor. Şu hdd regenerative yani e, Windows'daki görünürlüğünü kapatıyor. Diski çıkardığı için. Hani USB'yi çıkarmış gibi düşünün. O şekilde işlem yapabiliyor. Normalde şurada E olacaktı. Yani eğer bu program çalışmasaydı şu şekil E sürücüyü E2 nokta yazıp enterladığınız zaman bu program da güzel bir şekilde tarıyor. Bu Windows'un kendi şeyi. Eğer bundan çözüm alamazsanız Regenerator'ı kurun garanti çözüm. Bu arada çok hızlı ilerlemiyor gördüğünüz gibi daha yüzde 0.03 yaklaşık 147 dakika falan diyor ama o dakika sürekli değişiyor ona çok aldanmayın. Bu arada kanala destek için abone olabilirsiniz. Çanı tıklayıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir de hard diskin ömrünü uzatma ile alakalı bundan önce bir video çekmiştim onu da tavsiye ederim. Hatta epey bir videom var kanalda aslında bir göz atabilirsiniz. Bu konuda da anlatacağım başka bir şey kalmadı. Bakın şu harddiskten de zaten aslında bu harddiski kullanmamak lazım ama çok garip sesler geliyor. Mikrofonda hatta dinlettireyim. Bilmiyorum geliyor mu sesi. Böyle çıt 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 diye kafa sürtme sesi var çıt 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 diye kafa sütme sesi varsa yani o artık hani ben ölüyorum. Önleminizi alın demek. Bu programda dediğim gibi bütün hard disklerinizi tarattırabilirsiniz. E, bu arada tabi e, kafanıza takılan bir şey varsa yorum kısmına muhakkak yazın. E, yetişebildiğim kadarıyla bütün hani videolardaki yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Abuk soğuk olanlar hariç tabii ki. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Aslında şurada bir tane de şöyle işaret RM güzel olacaktı ya. Hani gördük en azından. Onu bekliyorum da ama pek şey yapmayacak gibi. E, i̇ş bitimi zaten size şeyi gösterecek. E, bir durum değerlendirmesi ile alakalı bir mini tablo gösterecek. Hatta onlara da bakabiliriz ya. Yani Büyük olasılıkla diskinizi kurtaracak bu. Gerçekten e, muazzam becerikli bir program. Bu arada şeyleri falan da takabilirsiniz. Şimdi bazıları, e, işin biraz daha bilincinde olan arkadaşlar şeyi soracak ya işte diskin 50 tane işte partition'ı var kardeşim işte NTFS sistemi var, 32'si var, feti var, x3, x4 bayağı bir çeşit şeyimiz var. Belki 70-80 çeşit e, disk format biçimi var. Hani diyebilir ya aga bunun hangisi olacak bu pek çoğunu destekliyor hani Mac olanlar hariç bildiğim kadarıyla Mac'i desteklemiyor hatta dur bakayım ha şurada yazıyor zaten bakın FET NTFET sistem X3 HFS Plus bu HFS Plus şey değil miydi ya Mac değil miydi bak onu destekliyor galiba ve diğerleri diyor tamam yani bayağı bir şey destekliyor %90 sizin sorduğunuzu çözer bu. Çünkü benim Bayağı bir çözdü hatta bir disk vardı çok kötü durumdaydı ilk Açılış kısmı yani neredeyse boot kısmından itibaren takılıyordu Bu arkadaşa bir tarattık o Verileri hem kurtardı sağlam sektöre taşıdı Hem de artık sistemimde daha o takılma tıkanma donma abuk subuk işte Şeyler olmamaya başladı Yani gayet akıcı kullanmaya başladım Evet ee, Şu menüsünde göstereyim. Bakın ESC basarsanız zaten çıkıyor. Bu uzun sürecek. Yani bu arada bir kere ESC'ye bastıktan sonra ya işte yanlışlıkla bastım geri dönemem falan gibi düşünmeyin. Tekrar bire basıp enterlarsanız ee, şeye geçer. Kaldığı yerden devam eder. Biz statik durumuna bakalım. Bakın gördüğünüz gibi R olarak işaretlemiş. Demek ki bu basitlikte kurtarılabilmiş bir tane. Evet, bir tane recover et. Bir tane iyi kurtardım diyor bet Bazıları kurtarılamıyor. Bu şekil diskin e, haritasını bir ön gösterim size sağlıyor. Evet SC'ye bastım. 5'e basıyorum, çıkıyorum. Bu iş bu kadar. Bakın sürücü de geldi. Hatta şuradan az önceki E'yi göstereyim diyordum ama buraya da gelmemiş. Enteresan bir şekilde. Aklımda olan bu. Dediğim gibi soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.